Güzel bir atmosferdeyiz. Yağmur çiseliyor. Uzun süre yağmurun altında kalmanıza gönlüm izin vermiyor. Ama şunu bilmenizi isterim. Şunu bilmenizi isterim. Gerçekten de bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Gerçekten de bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Gerçekten de bu ülkeye huzuru, gerçekten de bu ülkeye işi aşı getireceğiz. Hiçbir anne acaba çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Okulda arkadaşlarıyla beraber suyunu, sütünü, yemeğini yiyecek, sosyalleşecek. Hiçbir anne evladını okula gönderirken asla düşünmeyecek. Emekliler, hiç merak etmeyin. Emekli kardeşlerim, 2015 tarihinden bu yana emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verilsin dedim. Yapmadılar. Eksik yaptılar. Göreceksiniz önümüzdeki Kurban Bayramı'nda emeklilerin emekli aylığı bu sefer ödenmeyen parası 15 bin lira olarak banka hesaplarına yatacak. 15 bin lira olarak. Yapamaz diyorlar değil mi? Sen istismar ediyorsun diyorlar değil mi? Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdi mi mutlaka yapar. İki maaş ikramiyedir diyorlardı. Parayı nereden bulacaksın diye. Vermek zorunda kaldılar. Vereceğiz. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz. Torunlarıyla beraber, evlatlarıyla beraber huzur içinde o da emekli ikramiyesini alacak. Hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelir alınmasına izin vermeyeceğim. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Sana söz kazanacağız. Evet, Çanakkale sana söz kazanacağız. Beraber kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Hakkınızın elinizden alındığını da biliyorum. Ama size sözüm söz, devlette liyakati sağlayacağız.